Seyyanen zam, kök maaş hepsi tek tek değişecek. Yeni rakamlar belli oldu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon farkında yeni rakamlar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonuna açıklamasıyla birlikte emekliler için maaşlarında değişikliklerin kapısı aralandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son duyurular ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamaları, emeklilerin gelecek dönem maaşlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle emeklilerin maaşlarında yapılacak olan değişiklikler büyük bir merak konusu haline geldi. Ancak Bakan Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, refah payı gibi ek artışlar için şu an herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtti. Bu açıklama, emekliler arasında beklentileri düşürdü. Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan sosyal güvenlik uzmanı İsmail Sevinç ise konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sevinç'e göre, refah payı genellikle tüfe artışının üzerine eklenen bir oran olarak uygulanıyor ve son iki yıldır düzenli olarak veriliyordu. Ancak bu yıl için %4-5-5 aralığında bir refah payı beklentisinin olduğunu belirtti mevcut durumda, örneğin 8 bin Türk lirası maaş alan Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağkur emeklisi Temmuz ayında yaklaşık 10 bin Türk lirası alabilirken, refah payı uygulaması olsaydı bu rakamın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. En düşük memur emeklisi maaşının da 17.690 TL'yi bulabileceği ifade edilirken, bu durumun emekliler arasında eşitlik sağlaması bekleniyor. Özellikle en düşük emekli aylıklarının artırılması gerektiği vurgulanıyor. Ancak bakanlık tarafından yapılan son açıklamalar doğrultusunda gelecek dönemde maaşlarda yapılacak değişikliklerin detayları ve emeklilerin bu süreçten nasıl etkileneceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.